Kedilerin 9 canı olduğunu biliyorduk ama Maşa bunu kanıtlıyor. Ayrıca şu anda çok fazla kedi sever gururu hissediyorum. Ve hayvanların benzersiz bir içgüdüsü ve bir şeylerin yolunda gitmediğini algılama yeteneği vardır. Bunun sayısız örneğini gördük ancak burada özellikle sevgili evcil hayvanlarımızın ne kadar harika olabileceğini kanıtlayan bir hikaye var. Bu benzeri görülmemiş hikayenin kahramanı evsiz bir kedi olan Maşa'dır. Maşa hayatı boyunca Rusya'da bir şehir olan Omsk'in soğuk sokaklarında yaşamıştı. Neyse ki Maşa'nın mahallesinde yaşayan birçok iyi kalpli insan var. Ona yemek verilir ve birkaç sakin de akşamları hava çok soğuduğunda Maşa'yı ellerine alır. Bu kişilerden biri de bölgede bir ev kiralayan 68 yaşındaki Erna Lavora'dır. Erna bir gün çöpünü atarken garip bir ses duydu. Bodrum'dan geliyor gibiydi. Dinledikçe bunun bir kedi sesi olduğunu anladı. Maşa'nın yaralanmış olabileceğinden anında endişelenen Erna, merdivenlerden aceleyle indi. Ama Bodrum'un soğuk, nemli alanında keşfettiği şey onu şok etti. Yerde bir karton kutunun içinde terk edilmiş bir çocuk yatıyordu ve hemen yanında Maşa vardı. Yetkililer daha sonra 12 haftalıktan büyük olmadığını tahmin edilen küçük çocuğun birkaç saattir kutuda tek başına yattığını belirledi. Ama bebek sıcacıktı. Bütün bunlar Maşa'nın hemen yanında uzanması sayesindeydi. Başka bir deyişle Maşa'nın değerli arkadaşlığı ve vücut ısısı olmasaydı erkek bebek kesinlikle ölürdü. Oğlan hastaneye kaldırıldı ancak ambulans çocuğu güvenli bir yere götürmek için geldiğinde Maşa'nın annelik içgüdüleri pes etmedi. Sağlık görevlilerinin ifadesine göre kedi ambulans yola çıktıktan sonra bile ambulansı kovaladı. Bebeği nereye götüreceğimiz konusunda o kadar endişeliydi ki hemen arkamızdan koştu. Ambulans şoförü Vera Avenya, International Business Times'a miyavlamanın gerçekten mantıklı bir yaratık olduğunu söyledi. Görgü tanıkları, kedinin ambulansın dönmesini umarak saatlerce aynı yerde beklemeye devam ettiğini sözlerine ekledi. Küçük çocuğun sağlığına kavuştuğu belirtilirken, polis anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı. Erna Lavora, Maşa çok sakin ve arkadaş canlısı. Bu yüzden miyavladığını duyduğumda ilk başta kendine zarar vermiş olabileceğini düşündüm. Ancak açıkça annelik içgüdüleri devreye girdi ve çocuğu korumak istedi, dedi. Merak etmeyin, onu şımartmaya çalışan komşuları ve arkadaşları ona çok iyi bakıyor. Bir kahraman için çok hak edilmiş bir ödül.